Büyük final günden herkese merhabalar efendim. Heyecan Doruk'ta 15.000 TL'yi bugün bir gelinimize vereceğiz ama hangisi kazanacak bilemiyoruz. Yarışmayan bir tek gelinimiz var, kendini işaret ediyor. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk, diyor. Evet. Sana mı gidecek 15.000 TL? İnşallah, çok istiyorum canım. Her şeyden çok sizi istiyordum. Beni mi istiyorsun? Evet, yani 2 yıldır sizi izliyordum, çok teşekkür ederim. Oturuyordum böyle başladığı zaman. Orada kendimi hissediyordum. Zuhal Hanım, ben yemek ona götürüyorum. İşte sofrayı ben kuruyorum. Sonra düşünüyordum ama evimde masam yok. Nasıl ona karşılayacağım, nasıl yapacağım? Diyordum keşke Zuhal Hanım başka bir yerde sunum yapsa. Bizi Allah gönlüne göre. Ne güzel olmuş hayalim değil mi? Hayalim gerçekleşti. Gerçekten. Ne güzel, çok sevindim. İnşallah da bugün de hayalim gerçekleşti. İnşallah. Nasıl hissediyorsun şu an peki karşı karşıya? Heyecanlı, çok heyecanlıyım. Sabahtan da çok kötüyüm. Kıyamam ben sana. Beni de heyecan bastı şimdi. Kaç yıllık gelinsin? 10. Ay maşallah maşallah. Şanlıurfalıyım. Bir Şanlıurfa'ya selam değil mi? Selamlar. Sen ne evliydin Gülsar Hanım? Bayburt. Sen Bayburt'sun. Bayburt'a da bir selam. Çok şanssızım herhalde Zuhal Hanım. Ya çok şanssızım bu hafta ya çok şanslıyım. 3 tane Gümüşhaneli. Evet ama hiç haz etmediler birbirlerinden. Evet Zuhal Hanım, hiç bulaşmadım da. Sen bulaşmadın da sana çok bulaştı Seher Hanım. Duruyor. Ama. Niye konuşma sen? Anne konuşma dedim. Üstüne düşeni yapıyorum, ne yapayım? Ben vazifemi yerine getirdim. Benimle uğraşmayın dedi. İyi diyorum, olmamış diyorum, olmuşa olmuş diyorum, ne yapayım? Dün ama şey dedi, ben de bir tuhaf hissettim. Bana bakın dedi, benim kalp pilim var dedi. Böyle benim üstüme gelmeyin. Vallahi düşer bayılsam sorumlusu sizsiniz dedi. Seher Hanım ama dedi, bize mi dedi, kime gitti Seher o laf? Onlara dedi aslında, bir de Zuhal Hanım aslında ben onu susturdum. Anne ne olur işte hasta olurum diye korkuyorum. Konuşuyor mu normalde? Çok hem de. Anne sakin, alttan anne. Her bugün hasta oldun mu? Çünkü potansiyel var, başladı mı? Çok. Güzel gidiyor. Bakma sen konuştun mu güzel. Lafı yediğini tamamdır yani. Hatta ama diyor anne, ben diyor Zuhal Hanım'a dedim. Dilim freni. Öyle bir sözleri var ki kayınvalidemin yani. Gümüşhaneli beğenmedi ya puanları. Dedim bak öp başağın koy. Evet doğru. Güzel puan aldı. Ertesi gün geldi, sen de onu niye mi dedin? Dedim ondan ne var, ne güzel puan, öfte başarı koy dedim. Ama dünkü 10 puan duydun mu? Dedim teyze. Annem bana dedi ki kızım dedi, her akşam ben telefon açıyorum. Anneciğim eve geldin mi? Normalde öyle değiliz ama biz. Nerede oturuyorsunuz bu arada ev demişken? Yakın. Ne 9. sokakta bu 15. Yani aramızda bir 6 sokak falan var. Çok yakın. Bahçelevler. Bahçelevler, Şirinlevler. Yakınsınız. Çok yakınız. Zaten 7 yıl beraber oturduk. Evet. 2 gelin, bir kayınvalide. 2 gelinle 10 sene oturdum, 2 gelin. Gittim. 2 gelin evde mi oturdun? Evet, aynen öyle. Kaç çocuk vardı evde? O zaman 2 çocuktu. 2 çocuk. Onun bir oğlu, benim bir oğlum. Şimdi? Şu an onun bir oğlu, bir kızı, benim 2 oğlum var. Allah bağışlasın. 2 yaşında küçük oğlum var. Allah bağışlasın. Geleceğin kayınvalidesisin aslında. Evet. Torunumun torunu oldu. Maşallah. Evet. Allah bize de nasip etsin inşallah. Ne güzel torununu görmüş ya. Tabii. Kızını kızı oldu. Erken evlenmişsin ama sen belli yani. 18 yaşındayım. Yani ben 3 yıldır gelinim aslında. Neden? 7 yıl beraber oturdum Zuhal Hanım. 3 yıl yani ayrıldım. O mecburi hizmet olarak sen. Evet yani biz evi ayırdık. Saat 5'te kayınpederim eve gelir normalde. Evi ayırdıktan sonra saate bakıyordum, 5 olunca babam yemeğe gelecek. Sonra kendi kendime Fatma artık odaklan, 7 yılı çıkar aklından. Kendine gel. Kendine gel Fatma. Artık kendi evimdeyim. Nasıldı birlikte? Ama onu 1 yıl sonra. Ancak. Yani toparlayalım. Ama kayınpeder de ki nasıl bir insan? Nasıl bir insan? Kayınvalidem önüne yavan ekmek koyar, lor. İçine de yoğurt koy, hadi ye. Bugün yemek olmasa da yiyebilirsin. Adamcağız sesi çıkmaz değil mi? Çok iyidir. Ama zamanında o ona çektirmiş, şimdi o çektiriyor. Peki gelinin çok tatlı, sohbet de çok güzel ama bugünün konusu tabii ki büyük final ve 15.000 TL. Yok gelinimden çok memnunum. Ağlarsam ağlar, gülersem güler. Ne güzel ne güzel. Sonra konuşacağız zaten ama önce bir menüyü konuşacağız. Bugünün ve haftanın son menüsü Fatma'dan geliyor. Yöresel kesme çorbası et suyuna. Olur. Ara yemeğim. Soğan dolması zaten. Tabii ki bu haftanın benim yemeği. Şansıma. Evet, güzel. İçli köfte. Kuru patlıcan, domates. Kendi bize Urfa'dan yapılmış. Onun sosu, salatası, üstüne sarımsak yoğurt. Güzel olur. Dolmanın yanına da yakışır en azından. Meze gibi. Evet, tabii. Olur, ana yemeğim ciğer kavurması. Ciğer kavurması. Ciğer kebabı değil. Ciğer kebabı yaparım. Evet. Menüm kuru hep. Yani içli köfte kuru, dolma kuru. Ciğerde kebap olduğu zaman kuru bir et oluyor. Sote olduğu zaman daha güzel oluyor yani. Soğan salatasıyla, közlenmiş biberiyle. İnşallah, hadi inşallah. Tatlım, sen burması. Aşma, el aşma, burma. Kaymaklı dondurma yanında. Ha bir saniye tatlım ne tam ben anlamadım. Burma, burma. Ha burma, ha burma. O evet. Baklavanın bir çeşidi. Baklavanın bir çeşidi. Burma evet, evet bilirim el elinde açacaksın. Evet. O güzel, açacağım. Güzel güzel. Bir şu ciğere takılabilirler ama dur bakalım aşacağız onu. Ama Urfa'nın meşhur ciğer kavurması. Meşhur da onları biliyorsun. Şimdi söyleyeceğim sana mutfakta neler yani geleceğini sana. Anlatacağım da zaten. Anlat anlat. Biz onu sabah kahvaltıda yeriz. İçli köfte yapmışım diyecek, kıymalı bilmem ne yanında diyecek. Bir de üstüne ciğer çok karışık değil mi? Onu yapması marifet. Ciğer var, ciğer var. Ciğer ben var. Ben size güveniyorum canım. Güzel yap ciğerimi ye. Evet. İyi hadi kolay gelsin alışverişe. Çok sağ olun. Hadi bakalım. İyi alışverişler. İnşallah. Fena değil. Çok iç açıcı bulmadım yani. İçli köfteyi beğendim. Ciğerin yanındaki malzemeleri beğendim. Onları beğendim çünkü biz de aynısını yapıyoruz ciğerin yanında. Yani bir ciğerin yanında bir meyhane pilavı yakışırdı. Boş kalmış ciğerin yanı. Bu haftanın en basit yemeği de benim hemşerimden çıktı ama olsun bana güzel malzeme verdi. Dün çok ağrıdı hiç hayır bir şey demedi. Güzel dedi. 7 puanını da düşüverdi ya. Ama bu cumbanın başa konuşsun diyeceğim hani senin başın ağrıydı. Bucun ne oldu sana ya? Yarıştın manzanlarsın şeyi. Seher Hanım birinciliğe oynuyor ama ben de oynuyorum. Seher Hanım'dan geri kalır bir yanımız yok. Aramızda bir puan fark var. O da bugün belli olacak. Menüyü beğendim. Gerçekten beğendim. İçli köfte güzel olur. Ciğer kavurması çok güzel olur. Bir de burma tatlısını daha çok severim. Beğendim. Oğlum 5 senedir onu istiyor. 5 sene mi? Evet 5 sene birbirlerini istediler. 5 sene? Evet. Niye öyle uzadı o iş? Küçüktü Kerim. Ha. Dedim, yaşları ufaktı diye. Dedim, oğlum, bekleyin dedim. Kimse dedim isteme ben sana vereceğim hani. Ha. Bir kız istedi. Ayrıldı, çok üzüldü. Bak dedim kimseyi istemedi. Fatma'dan önce? He, o da biliyor. O da biliyor. Nişan söz yapmış mıydınız onu? Yok, çok isteydi ama. Kendi aralarında konuşuyorlar. Sonradan da bunu istemiş, bir iki sene haberim yok. Korkusundan bana söylemiyor. Ben öbürü ayrılıkla sonuçlandı ya. Diye. Ha. Neyse bir gün geldi, baktım kocunuz bir şey diyecek. Ne oldu oğlum dedim, bir şey hasta mısın? Sende bir haller var. Sende bir şey var. Anne bir şey diyeceğim ama sakın bana kızma. Oğlum ne diyeceğim? Kötü bir şeyse söylemedi. Ne oldu oğlum? Anne ben bir kızı seviyorum da. Tamam oğlum seviyorsan illa ki hakkın dedim. Şimdi biraz daha büyüdün. Fatma nereye? Kasaba gidiyoruz sonra markete. Koşmamız lazım. Mağazada çalışırdı. Sen dediği için kendini belli etme dedi. Gir içeri. Çaktırmadan. Satış geldi bu. Ondan sonra gittim kızı gördüm. Okeyledim. Okeylemiş duydunuz mu? Baktım centilmen, çay, kahve bana ikram edilir ama Cevval. Herhalde dedim bu bir şey duydu. Ha tamam. Dedim Kerim. Güzel karşılama yapmış dedim sana. Dedim Kerim, güzel. Kerim tamam dedi. Ama isteği ben onu ayıramam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.